Mert ve Berk asansörü bekliyor. Mert'in birinci kata inmesi gerekiyor ve Berk de 10. katta akşam yemeği yiyecek. İki asansör aynı anda geliyor ve ikisi de farklı asansörlere biniyor. Anlaşılan ikisinden biri pek akıllı değil. Hangisi? Berk, yukarı çıkması gerekiyor ama onun bindiği asansör aşağı iniyor. Oturmuş televizyon seyrederken kapı zilinin çaldığını duyuyorsunuz. Kimseyi beklemiyor olsanız da gidip kapıyı açıyorsunuz. Fakat kapıda kimse yok. Bir sepet şekerleme ve bir mektup bırakılmış. Mektupta, "Sevgili Can, yardımın için çok teşekkür ederim. Senden gerçekten hoşlanıyorum. Bir ara dışarı çıkmak ister misin? Daima sevgilerinle" yazıyor. Mektupta isim yok ve kim olabileceğine dair hiçbir fikriniz yok. Neyse ki mektuba kısa küçük bir bilmece eklenmiş. Ağustos'un 1'i, Mayıs'ın 3'ü, Eylül'ün 5'i, Nisan'ın 2'si, Haziran'ın 7'si. Şifreyi çözüp gizli hayranınızın adını bulabilir misiniz? Ağustos'un 1'i, Ağustos'un ilk harfi demek. Yani A. Mayıs'ın 3. harfi Y. Eylül'ün 5. harfi L. Nisan'ın 2. harfi İ ve Haziran'ın 7. harfi N. Gizli hayranınızın adı Aylin. Peki Aylin diye birisini tanıyor musunuz? Gözlerinizi açıyorsunuz ve kendinizi bir zindanda buluyorsunuz. Etrafta odayı biraz aydınlatan bir iki meşale var. Kapıya doğru yürüyüp onu açmaya çalışıyorsunuz. Fakat elbette kapı kilitli. Kapının sağ tarafında 3 düğme var. Kırmızı bir düğme, mor bir düğme ve sarı bir düğme. Düğmelerden biri sizi serbest bırakacak ve diğer iki düğme sizi sonsuza kadar içeriye kilitleyecek. Neyse ki şanslısınız, bir ipucu verilmiş. M, D, R, M ve yumuşak G. Keşke sesli harfleri de yazsalardı. Kaçmak için hangi düğmeye basmalısınız? Harfleri doğru bir şekilde sıralarsanız mor düğme yazdığını görürsünüz. Kapıyı bir düğme açacağına ve diğer iki düğme sizi içeri kilitleyeceğine göre şansınızı mor düğmeyle denemelisiniz. Julie'de dedektif olarak çalışan 3 çocuk annesi bir kadındır. Bir gece eve geç saatte döner ve akşam yemeğini hazırlamak için doğruca mutfağa girer. Orada onu büyük bir dağınıklık beklemektedir. Görünüşe göre birileri akşam yemeğini çoktan yemiştir. Çikolatalı ekmek. Julie de çocuklarının öyle şeyler yemesine izin vermez. O yüzden yukarı çıkıp çocuklarını etrafına toplar. Aysu, Duru ve Hale ödevlerini yapmaktadır. Çikolatalı ekmeği yediğini hepsi inkar eder ama Julie de kimin yaptığını bulur. Kim yalan söylemiştir ve Julie de bunu nasıl bilmiştir? Mutfağa girdiği zaman bıçağın çikolatalı ekmeğin sağ tarafında olduğunu görmüştür. Bu da demektir ki sandviçi yapan solaktır. Sadece bir çocuğu solaktır. O da Hale. Ormanda kayboluyorsunuz ve bütün gün dolanıp duruyorsunuz. Sonunda gün batımında küçük ve ürkütücü bir eve rastlıyorsunuz. Anlaşılan orada bir cadı yaşıyor. Başka şansınız olmadığı için gidip ona bu çılgın ormandan çıkış yolunu soruyorsunuz. Cadı söylemeyi kabul ediyor ama bir şartla. Bir oyun oynamak zorundasınız. Cevabınız doğruysa gitmenize izin verecek. Hata yaparsanız sonsuza kadar onunla kalmak zorunda kalacaksınız. İşte sorusu. Sana ait bir şeyin var. Sen onu nadiren kullanıyorsun ama başkaları çok kullanıyor. Bu nedir? Cevabı isminiz. Yurt dışındasınız. Güneşin ve çok ihtiyaç duyduğunuz tatilin tadını çıkarıyorsunuz. Bir gün plajda güzel bir kadınla tanışıyorsunuz ve bütün günü onunla geçiriyorsunuz. Akşam ona ertesi günde buluşup buluşamayacağınızı soruyorsunuz. Size gülümsüyor ve evet diyor. Eğer nereden geldiğimi bilirsen. Ancak kadın sizden gerçekten hoşlanıyor ve bu yüzden bir ipucu veriyor. Memleketim Arnavutluğun ikisi, Japonya'nın ikisi, Norveç'in biri, Türkiye'nin biri ve İngiltere'nin ikisidir. Kadının nereli olduğunu tahmin edebilir misiniz?
Arnavutluğun ikisi demek, Arnavutluğun isminin ilk iki harfidir. A, R. Geri kalanı da öyle. Japonya'nın ikisi J, A. Norveç'in biri N, Türkiye'nin biri T ve İngiltere'nin ikisi İ'dir. Hepsi bir arada Arjantin yapıyor. Sizi çok uğraştırdı. Umarım buna değer. Başka bir ormanda dolaşıyorsunuz ve piknik yapan birilerini görüyorsunuz. Piknikteki herkes cadı. Onlar sizi fark etmeden önce saklanmaya çalışıyorsunuz fakat... Hayır. Ne istiyorlar? Aslında cadılar oldukça sakin. Sadece biraz yardım istiyorlar. 8 cadı var ve onlardan biri 999. doğum gününü kutluyor. Bir doğum günü pastası hazırlamışlar. Yalnız bir sorun var. Hayır, sorun çok fazla mum ve çok küçük bir pasta olması değil. Sihirli bıçak sadece 3 kez kesebiliyor ve pastayı 8 parçaya ayırmak için nasıl kesmeleri gerektiğini bulamıyorlar. Siz bulabilir misiniz? Pastayı önce 2'ye bölün. Sonra bir daha kesin. Böylece 4 eşit dilim olur. Şimdi pastayı enlemesine şekilde kesin. Böylece her dilimde ikişer katman olacak. Artık herkese birer dilim düşüyor. Helen nihayet kendine yeni bir gitar almıştı. Hemen çalmak istiyordu ama okulu vardı. Gitarı odasına kilitleyip evden ayrıldı. O akşam eve dönünce gitarın yerinde olmadığını gördü. Helen şakacı bir aileye sahipti. Birbirlerine şaka yapmayı severlerdi. Herkese gitarına ne olduğunu sordu. İşte cevapları. Annesi gitarı görmemişti bile. Babası odasının önünden geçerken gördüğünü ama yapması gereken çok işi olduğu için içeri girmediğini söyledi. Erkek kardeşi evde olduğunu fakat bütün günü alt katta geçirdiğini anlattı. Helen esrarı anında çözdü. Siz de çözebilir misiniz? Babası yalan söylüyor. Gitarı odanın önünden geçerken gördüğünü söyledi. Ancak bu imkansızdı. Çünkü Helen evden çıkarken kapıyı kilitlemişti. Mihriban Hanım oğlu için yemek odasına 100 liralık bir kağıt para bırakıp evden çıktı. Fakat oğlu parayı hiç görmediğini söyledi. O sabah evde 3 kişi daha vardı. Bahçıvan Selim, aşçı Bilal ve hizmetçi Melek. Selim parayı gördüğünü söyledi ama o dürüst bir adamdı. Parayı asla almazdı. Bilal sabahı mutfakta geçirdiğini ve parayı hiç görmediğini söyledi. Melek mutfak penceresini açmak zorunda kaldığını ama paranın uçmasını istemediğini anlattı. O yüzden parayı bu kitabın içine sayfa 35 ile 36 arasında koymuştu. Kimin yalan söylediğini bulabilir misiniz? Melek yalan söylüyor. Parayı sayfa 35 ile 36 arasında koymuş olamaz. 35 ve 36 aynı yaprağın iki yüzü. Kerim 4 çocuklu bekar bir babaydı. Bir akşam geç saatte çalışırken bir komşusu ona telefon etti. Komşu az önce kızlarından birini bambaşka bir mahallede arkadaşlarıyla yürürken görmüştü. Hava karanlık olduğu için komşusu hangi kızın olduğunu seçememişti. Kerim eve dönünce kızlarına hava karardıktan sonra hangisinin dışarıda olduğunu sordu. Lale bütün akşam kitap okuduğunu söyledi. Menekşe Uno oynadığını belirtti. Reyhan arka bahçede havuzdaydı. Gül odasında arkadaşlarıyla olduğunu söyledi. Kerim kimin yalan söylediğini hemen anladı. Siz de anladınız mı? Yalan söyleyen Menekşe'ydi. Tek başına Uno oynayamazdı. Menekşe bir şeyler saklıyor. Cem gece bir ormanda yürüyordu ve eski bir kaleye rastladı. Merak ettiği için içeri girmenin bir yolunu buldu ve bir koridorda yürümeye başladı. Çok kısa bir süre sonra 3 kişiyle karşılaştı. Kendilerinin 2 kurt adam ve 1 vampir olduğunu söylediler. Cem'i sonsuza kadar orada tutmak istiyorlardı ama sonunda ona gitmesi için bir şans daha vermeye kararlaştırdılar. Vampirin hangisi olduğunu tahmin etmesi gerekiyordu. Her birine aynı soruyu sormaya izni vardı. Fakat o soru, "Sen vampir misin?" olmamalıydı. Cem, "Göz rengin ne?" diye sordu. Bu soruyu neden sordu ve ona ne faydası olacaktı? Vampirlerin aynada yansıması yoktur ve fotoğraflarda çıkmazlar. Vampir büyük olasılıkla göz rengini bilmiyordu.
Bonus zamanı. Jim'in o üç adama sorabileceği başka bir soru bulabilir misiniz? Vampirleri ve kurt adamları ne kadar iyi tanıyorsunuz?